Merhabalar arkadaşlar, 9. sınıf atom ve periyodik sistem ünitesi ile ilgili soru çözüm videomuza başlıyorum. Okullarda sınavı olan arkadaşlara da faydalı olmasını diliyorum. İlk sorumuz şöyle arkadaşlar, bize 4 tane atom modelinin gördüğünüz gibi arkadaşlar görsellerini vermiş. Yukarıda 4 farklı atom modeli verilmiştir ve bunları arkadaşlar tarih şeridi olarak karşımıza koymuş. De milat gördüğünüz gibi var, 1803 yılında bir model çıkmış, 1897'de, 1912'de ve 1913'te günümüze doğru geliyor. Bunların sırası önemli. O zaman biz de bunların hangi atom modellerine ait olduğunu arkadaşlar anlamamız lazım. Birinci atom modelimiz kimdir? Birinci atom modelimiz Dalton atom modelidir. Nereden anladım? İçi dolu küre şekli. İkinci atom modelimizde kastedilen kim arkadaşlar? Thomson atom modeli. Çünkü gördüğünüz gibi artı yük sayısı eksi yük sayısına eşit ve homojen bir dağılım söz konusu, üzümlü kek modeli malumunuz. Üçüncüsü arkadaşlar, bakın artı yükleri bir bölgede toplamış, elektronları etrafına rastgele dizmiş. Yani kimden bahsediyor aslında? Rutherford atom modelinden bahsediyor. Çünkü çekirdeği bulan, çekirdekteki artı yüklerin olduğunu söyleyen kimdir? Rutherford. Ve dördüncü atom modelimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi elektronlarını almış, çekirdeğin etrafında belirli uzakta dairesel yörüngelere, yani Bohr atom modelinden bahsediyorum arkadaşlar. Sırasıyla böyle olacak tarihe. 1803'e kim gelecek o zaman arkadaşlar? 1800'e 1 gelecek. 1897'ye 2 gelecek. 1913'e 3 gelecek ve 1913'e 4. Sırasıyla gerçekleşecek. Tarih şeridini şıklardan bu şekilde alacağız. 1 2 3 4 şeklinde. 2 3 1 4 demiş, hayır. 4 3 2 1 demiş, hayır. C şıkkında 1 2 3 4. Evet, C şıkkı cevabımız olacak arkadaşlar. Çünkü sıralamayı gördüğünüz gibi doğru vermiş. D'de zaten 3, 1, 4, 3 diye herhalde baskıda 2 kere 3 yazmış. E şıkkında da 2, 4, 3, 1 şekli yazmış. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız, tekrar söylüyorum, cevabımız C şıkkı. Çünkü Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modeli sırasında. Sırasını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki, ikinci sorumuza devam edelim. Şöyle artık yapalım. Diğer soru biraz büyük olduğu için ne yaptım öyle göstermek istedim. Şimdi ikinci sorumuz şu, yukarıdaki taneciklerden hangileriyle ilgili verilen bilgilerin tamamı doğrudur diyor. Arkadaşlar, atomu oluşturan temel tanecikler proton, nötron ve elektrondur. Bunlardan proton artı yüklüdür, o yüzden elektrik yükü yanlış verilmiş. Nötron yüksüz, elektron da eksi bir yüklü. İkinci de yanlışlık var. Kütleleri, evet, protonun kütlesi 1.673 çarpı 10 üzeri eksi 24 gramdır bir tane protonun kütlesi. Aynı şekilde bir tane nötronun kütlesi de yaklaşık olarak aynıdır. 1.675, biraz daha ağırdır. Kime göre? Protona göre, ama eşit kabul edilir. Bu kadar gramdır. 1.675, 10 üzeri eksi 24. Elektronun kütlesi arkadaşlar çok çok daha küçüktür. 9.109 çarpı 10 üzeri eksi 28 gram. Ve 1 AKB arkadaşlar 1.667 çarpı 10 üzeri eksi 24 eşittir. Yani protonun kütlesi 1 AKB kabul edilir doğru, nötron kütlesi 1 AKB kabul edilir doğru, ama elektron kütlesi çok daha küçük olduğu için 0 kabul edilir. O yüzden birinci öncül doğru. Peki atomda bulundukları yerler doğru mu? Proton nerede bulunuyor? Proton çekirdekte bulunuyor, doğru. Nötron nerede bulunuyor? O da çekirdekte bulunuyor arkadaşlar. O zaman bu ifade de gitti. Elektron nerede bulunuyor? Elektron orbitalin içerisinde bulunuyor modern atom teorisine göre. Bunun da o zaman yanlış olduğunu söylüyoruz. Cevabımız yalnız bir olacak. Üçüncü soru ile devam edelim. Elektron sayıları ve elektron dağılımları aynı olan taneciklere izoelektronik tanecikler denir. Buna göre aşağıdaki taneciklerden hangisi diğerleriyle izoelektronik değildir diye sormuş arkadaşlar. Bakalım, 18 elektron var biliyorsunuz. Şurası X atomunun yükü olacak. Sağ üst köşeye yük yazıyoruz. Sağ alt köşeye elektron sayısı yazıyoruz arkadaşlar. Sol alt köşeye proton sayısı. Ortaya nötron sayısı, en üstte de kütle numarasını yazıyoruz. Yük ile elektron sayısını toplarsanız size protonu, protonla nötronu toplarsanız size kütle numarasını verir. Ters U metodu şeklinde söyleyebiliriz. Peki burada yük ile elektron sayısını toplamı protonu verecek. O zaman artı 1 ile neyi toplarsam 19 verir, 18. Bu zaten nötr, 0, bir şey yazmıyorsa proton elektrona eşittir. Eksi 1 ile neyi toplarsak 17 yapar, 18. Artı 5 ile neyi toplarsak 15 yapar, 10. Eksi 2 ile neyi toplarsak 16 yapar, 18. Gördüğünüz gibi D şıkkında elektron sayısı 10. Diğer tüm şıklarda elektron sayısı 18. O zaman D şıkkındaki diğerleriyle izo
elektronik değillerdir arkadaşlar. Cevap o yüzden değişik. Dördüncü sorumuz gelsin. Diyor ki yukarıdaki hidrojen taneciklerinin çaplarının karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hidrojenin atom numarası 1'dir. Uyanılmış hidrojen atomu. Yani şurası arkadaşlar işte hidrojen atomu çekirde olsun. Şurası yörünge. Birinci yörüngede bir elektron var. Nötr durumda bu. Hidrojen atomu bu. Uyarılırsa bu elektronu işte ikinci katman, üçüncü katman, dördüncü katman diye gidiyor. Uyarırsak ne olacaktır? Elektron birinci katmandan ikinci katmana, üçüncü katmana, dördüncü katmana doğru hareket edecektir. Ve doğal olarak çap dediğimiz şey bizim çekirdekle en dış yörüngede bulunan elektron arasındaki uzaklık. Hatta yarı çap diyebiliriz buna. O zaman ben hidrojen atomunun elektronu uyarırsam ne olacak? Elektron çekirdekten uzaklaştığı için çapı büyüyecek. Çapı arttırıcı bir faktör. Hidrojen anyonu, hidrojen katyonu diyor. Burada şimdi hidrojenin eksi bir yüklü hali, hidrojenin artı bir yüklü halini düşüneceğiz. Bir tane protonu var. Eksi bir olunca bir elektron almış demek. O da birinci yörüngeye geliyor bu arada. Yani yörünge sayısı değişmiyor. Bir tane elektron verirse artık elektronsuz kalıyor. Peki elektron aldığında mı, elektron verdiğinde mi çapı büyür? Tabii ki elektron alıyorsa çapı büyür. Çünkü elektron başına düşen çekim kuvveti ne olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Elektron başına düşen çekim kuvveti azalınca çap büyüyecektir. O zaman kimin çapı daha büyük? Anyonun çapı daha büyük. O zaman şöyle yapalım. En büyük bir kere arkadaşlar 1. Neden? Çünkü elektronu hareket ettirdik yörüngeden. Yörüngeden uzaklaştıkça, yörüngeyle çekirdek arasındaki uzaklık arttıkça çap büyüyecek. En büyük 1. Peki anyon mu büyük, katyon mu? Tabii ki anyon büyük. O zaman 2, 3 şeklinde çap sıralamasını yapabiliriz. 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3. Yani cevabımız arkadaşlar A şıkkı olacak diyebiliriz. Beşinci soru ile devam ediyoruz. Atom ve periyodik sistemle ilgili soru çözümümüze. Periyodik sistemde bazı grup elementlerin özel isimleri vardır demiş. Bunlardan hangisi aşağıda yanlış verilmiştir? 1A grubu alkali metal, doğru. Haydarpaşa Lisesi'nin namlı kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı diye akılda kalsın diye böyle bir söylem var biliyorsunuz. 2A grubu toprak alkali metaller, ben mağazada Canan'a sarılırken babama rastladım. 2A grubu toprak alkali metaller. B gruplarına ana grup değil arkadaşlar, yan grup ya da geçiş elementleri denir. Ana grup elementleri nedir biliyor musunuz? Ana grup elementleri A grubu elementlerinin genel ismidir. O zaman cevabımız C şıkkı oldu. 7A grubu halojenler, işte fino ya da fare Celal'in burnunu ısırıp attı dediğimiz halojen tuz yapıcı anlamına gelir. 8A grubda soy gazlar, Hergele Necmi arsız karısını kesip rendeledi şeklinde. İfadeler tabii ki hoş ifadeler değil ama arkadaşlar akılda kalsın diye uydurulmuş. Daha önceden söylenmiş sözler, ben de burada söylemek istedim. Yoksa kesinlikle şiddete karşıyız, bilginiz olsun. Peki cevabımızı C olarak söyledik. Ana grup deyince neyi anlayacakmışız? A grubu, yan grup geçiş elementleridir. B grubu elementlerin özel ismi arkadaşlar. Altıncı sorumuz şu şekilde. Bir element iyonunun iyon yükü aşağıdaki bağıntılardan hangisiyle bulunur demiş. Arkadaşlar şöyle X atomu, şurası yük, sağ alt köşesi elektron sayısı, sol alt proton sayısı, nötron sayısı ortası, kütle numarası üstü diye söylemiştik zaten birkaç soru öncesinde. Şimdi yük ile elektron sayısını toplarsanız proton ters U metodu. Şöyle takip ediyor, okları takip edin. Protonla nötronu da toplarsanız kütle numarası. O zaman biz neyi bulmak istiyoruz? İyon yükünü. Yani yukarıdaki şu yükü. O zaman ben proton sayısından elektron sayısını çıkarsam yük çıkmaz mı? Çünkü yük ile elektron sayısını toplarsanız protonu veriyorsa, protondan elektronu çıkartırsanız yükü bulabilirsiniz. İyon yükünü bulabilirsiniz. Burada da hangi şıkta var bu? Protondan elektronu çıkarmış. D şıkkında gördüğünüz gibi cevabımız D şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Peki 7. sorumuzla devam edelim. Diyor ki yukarıdaki özelliklerden hangileri metaller için kesinlikle doğrudur? Işığı yansıtırlar. Evet, metallerde arkadaşlar metal atomları çekirdek tarafından elektronları, metal atomların çekirdekleri elektronları zayıf çeker ve bundan dolayı da elektron bir enerji aldığı zaman işte ışık gibi bu elektron uzaklaşır. Tekrar geri dönerken aldığı ışığı ne yapar? Yansıtır. Bir enerji olarak geri verir. Genelde renkleri bu şekilde görürüz ve bu şekilde yansıttığını söyleyebiliriz. Bu metallerin son katmanda bulunan değerlik elektronun çekirdek tarafından zayıf çekilmesiyle oluşan bir özel durumdur. Metaller özgüdür. Ametaller mesela ışığı yansıtmazlar. Oda koşullarında katı halde bunun civa dışında tamamı katıdır ama kesinlik sorusu olduğu için civayı ne yapacağız? Göz ardı edemeyiz. O zaman bunu almayacağız arkadaşlar.
Doğada bileşikler halinde bulunur. Yani elemental halde olanlar da var. Mesela altın elemental halde bulunuyor doğada. İşte ama mesela demir genelde bileşikler halinde bulunuyor. İşte demir, iki sülfat gibi. O yüzden arkadaşlar element halde de bulunabilir, bileşik halinde de bulunabilir. Kesinlikle doğru diyemiyoruz. Cevabımız yalnız bir oluyor. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Sekizinci sorumuz gelsin. X element atomunun bütün iyonlaşma enerjileri verilmiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane iyonlaşma enerjisi varsa 6 tane elektronu vardır. Arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. O zaman ne olacak? 2, 4'ten ikinci periyot 4A grubu element. Hatta kim olduğunu söyleyeyim. Bu kimdir arkadaşlar? Karbon elementine ait bir nedir? İyonlaşma enerjisi tablosu diye düşünebiliriz. Periyodik sistemin 4A grubunda mı olur? Evet söyledik zaten. Doğrudur. Elektron başına düşen çekirdek çekim kuvveti arttığı için sonraki iyonlaşma enerjisi değerleri öncekinden fazladır. Evet yani her zaman tüm atomlar için geçerlidir bu arkadaşlar. Bir sonraki iyonlaşma enerjisi bir öncekinden yüksektir. Çünkü her bir elektron koptuğu zaman çap küçülür. Çap küçüldüğü için yeni elektronu koparmak zorlaşır. Yani elektron başına düşen çekim kuvvetinin artmasından dolayıdır bu artış. Doğru söylemiş. Atom numarası 6'dır. Doğru söylemiş arkadaşlar. Cevabımız o yüzden 1, 2 ve 3 yani eş. 9. sorumuz gelsin. 9. sorumuzda şöyle diyoruz. Son katmanda 1, 2, 3 elektron bulunan elementlere metaldir. Yani genelde metalik özellik gösterir. Yukarıda verilen elementlerden hangileri bu kuralın istisnalarını oluşturur demiş arkadaşlar. Evet hidrojen oluşturur çünkü 1 ile bitmesine rağmen kendisi bir ametaldir. Helyum oluşturur evet çünkü kendisi bir soy gazdır. Hayır lityum metaldir sıkıntı yok arkadaşlar. Bor da istisna oluşturur çünkü kendisi bir yarı metaldir. O yüzden 1, 2 ve 4 yani E şıkkı arkadaşlar istisna oluşturuyor. 1, 2, 3 ile bitenler genellikle metaldir ama bunun istisnaları hidrojen, helyum ve bor olduğunu söyleyebiliriz. Peki geçiyorum arkadaşlar bir sonraki teste. Bor atom modeli aşağıdaki atomlardan hangisinin davranışını açıklamada yetersizdir? Arkadaşlar bor atom modeli sadece tek elektron içerenlerin ne yapıyor? Davranışını açıklıyor. Çok elektronları, atomlarını incelemiyor. O zaman elektron sayısına bakacağız. Hidrojenin bir elektronu var. Lityumun normalde 3 elektronu var. Artı 2 durumuna geçtiği için bir tane kalmış. Berilyum 4 elektronu var. 3 tane koparmışız. 1 kalmış. Helyumun 2 elektronu var. Borda 5 var. 4 kopardık. 1 kaldı. Yani A, B, C ve E şıklarında birer elektron var. Ama D şıklarında 2 elektron var. Bor atom modeli çok elektronlu atomların modellerini açıklamada yetersiz kalmıştır. O yüzden cevabımız D şıkkı. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. İkinci sorumuz şöyle arkadaşlar. Atom ile ilgili fikir öne süren insanlarla ilgili aşağıda verilen kısa bilgilerden hangisi doğrudur demiş. Demokritos ilk atom fikrini ortaya atmıştır. Milattan önce 3. 4. yüzyıllarda bir maddeyi bölersiniz. Öyle bir noktaya gelir ki artık bölünemez. Atomos yani bölünemez anlamına gelen kelimeyi söylemiştir. Ve ilk atom kelimesini kullandığı bilinir. Bor üzümlü kek modeli değildir. Üzümlü kek modeli olan Thomson'dır arkadaşlar. Bor'un kendi modeli nedir? Yörüngeli modeldir. O yüzden yanlış eşleştirmiş. Yani bunlar yerde. Bor yörüngeli model, Thomson üzümlü kek diye şöyle gösterebiliriz aslında. Dalton atom modeli ilk atom modelidir. Bu da ters olmuş. Çekirdekli modelde Rutherford'a aittir arkadaşlar. Bu şekilde düzenlemeleri ben yaptım. O zaman doğru olan ne oldu? A şıkkı oldu. Arkadaşlar üçüncü soruyla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz şu şekilde. Diyor ki elektron ile ilgili demiş hangileri doğrudur? Thomson tarafından keşfedilmiş. Evet elektronu keşfeden bulan kişi Thomson'dır. Rutherford tarafından atomdaki yeri söylenmiştir. Evet demiştir ki Rutherford çekirdekte artı yükler var. Elektronlar çekirdeğin etrafında nedir çevresinde bulunur demiştir. Söylemiştir evet. Bohr tarafından hareket açıklanmıştır. Evet yörüngeyi söylemiştir. Çekirdek burası işte birinci yörünge, ikinci yörünge. İşte buradaki elektronu buraya hareket ettirmek için enerji lazım. Bu elektron tekrar geri dönerken enerji verir gibi. Uyarılmış hal, temel hal gibi durumları açıklamıştır arkadaşlar. Bohr hareketini açıklamıştır, doğrudur. Günümüzde bulunan olasılığının yüksek olduğu bölgeye yörünge adı verilir demiş elektron için. Yanlış söylemiş arkadaşlar, elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere modern atom teorisine göre ne denir? Orbital, günümüze göre orbital denir. O yüzden bu ifade yanlış, cevap 1, 2 ve 3 yani E şıkkı sevgili arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz gelsin. Nükleon sayısı 1 olan. Ne demek nükleon sayısı? Nükleos, çekirdek, çekirdeği oluşan tanecikler. Yani proton, nötron yani kütle numarası. 1.
Arkadaşlar kütle numarası 1 ise proton sayısı 1'dir, nötronu yoktur. Diyeceksiniz ki belki nötronu 1'dir protonu. Proton olmayan tancık olmaz. O yüzden protonu 1'dir, nötronu 0'dır. Kütle numarası 1'dir. Evet, nükleon sayısının diğer ismi zaten. Proton sayısı 1'dir, nötronu yoktur. Proton ve nötron sayıları toplamı 1'dir. Çekirdek yükü dediği proton sayısının diğer ismi. Proton sayısı, çekirdek yükü, atom numarası, bunlar hepsi eş anlamlı kelimeler arkadaşlar. Hepsinin aynı şey olduğunu bileceğiz. Proton sayısı aynı zamanda çekirdek yükü demektir. Çekirdek yükü 0 değildir, 1'dir. Beşinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. İzotop kavramı aşağıda verilen Dalton atom teorisindeki hangi kural ile ters düşmektedir diyor izotop. Kimyasal tepkimeler atom türü ve sayısı korunur. Atomlar içi dolu belki bunlar Dalton'un söylemleri arkadaşlar bu arada. Farklı element atomları birbirinden farklıdır. Bir elementin bütün atomları kütle bakımından aynıdır. Madde atom denilen çok küçük tanecikler oluşmuştur. Evet, burada izotopla ters düşen D şıkkıdır arkadaşlar. Çünkü demiştir ki Dalton bir elementin bütün atomları kütle bakımından, şekil bakımından nedir? Birbirine aynısıdır. Ama biz biliyoruz ki aynı atomun farklı nötron sayılarına sahip olan izotopları var. Mesela klor doğada 17-35, yani 17 proton, 18 nötron ya da klor 17 proton, 20 nötron olan tanecik var. Yani aynı atom bunlar ama farklı nötron sayısına sahip olan durumları var. O zaman kütle bakımından aynı değildir. 37 izotopu daha ağırdır. O zaman demek ki Dalton'un bu söylemi izotop kavramıyla ters düşmektedir. Altıncı sorumuz gelsin sevgili arkadaşlar. Yukarıda verilen taralı bölge bulunan elementlerin sınıfı. Bakıyoruz periyodik cetvelde arkadaşlar büyük bir kısmı metallerden oluşuyor. Çok az bir kısmında ametal ve şu gösterdiğim yerde de sağda arkadaşlar en sağda bulunan 8A grup soy gazlar vardır. Yarı metaller yine basamak şeklinde azalır ama burada kastettiği boyadığı yerler ametallere aittir. 1A'dan hidrojendir arkadaşlar bu. Şurası 4A, 5A, 6A ve 7A gruplarında bulunan elementler işte karbondur, azottur, fosfordur, işte oksijendir, kükürttür, selenyumdur, 7A'da flor, klor, brom ve iyottur. Bunlar periyodik cetveldeki nedenimizdir, ametallerimizdir. O yüzden cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Bir sonraki sorumuz, yedinci sorumuz. Diyor ki X atomunun atom numarası dördüncü periyot soy gazın atom numarasından 8 küçüktür. 8A grubu. Hergele, Necmi, arsız karısını kesip rendeledi. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci periyot, altıncı periyot arkadaşlar. Bize diyor ki dördüncü periyot soy gazı. Kim bu? Kripton. Atom numarasından 8 küçük. Kriptondan 8 küçükse 36-8 ne yapıyor arkadaşlar? 28. 28 olan bir durum. Ve dördüncü periyot arkadaşlar şöyle yapalım. Dördüncü periyot olsun burası. Dördüncü periyot 1A ile başlar 8A ile biter ya. Burada 18 tane element vardır. 18 tane elementin ilk defa olduğu periyottur burası arkadaşlar. O yüzden biz 8 çıkardığımız zaman hala dördüncü periyottayız. Öyle düşünün. En sondan geldik. Nereye? 8 çıkardık. Şuralarda bir yerdeyiz. Burası nedir? 28 atom numarasına sahip olan durum. Dördüncü periyot elementi hala evet. 8A grubunda bulunamaz. Çünkü geri geldik arkadaşlar. Ben size söyleyeyim nerede olduğunu. Bu arkadaşlar 8B grubunda. Yani B grubunda bir yerde. 8B grubunda. 8A'da değil. Temel haldeki elektron dizinde katman sayısı 3'tür. Hayır 4'tür. Çünkü dördüncü periyotsa kaç tane katman açmışızdır? 4 tane katman açmışızdır. Çünkü periyot numarası eşittir katman sayısı diyebiliriz. O zaman cevabımız yalnız 1 olacak. 8. soruyla devam ediyoruz soru çözüm videomuzu arkadaşlar. Modern periyodik sistemle ilgili hangileri doğrudur demiş. Elementler artan atom numaralarına göre dizilmiştir. Evet bu nedir? Yapılan çalışma Mendeleev'den sonra Henry Moseley'in yapmış olduğu çalışmalarla periyodik cetveldeki elementlerin kimyasal özelliklerini belirleyen proton sayısı olduğunu ve proton sayısına göre ne dizilmesi gerektiği söylenmiş. Ondan sonra da günümüzde modern periyodik sistem artan proton sayılarına göre dizilmiştir. Yupak sistemine göre 7 periyot vardır. 18 grup vardır. Doğru söylüyor. A ve B grubu yupağa göre yok. A ve B'nin dışındaki 1'den 18'e kadar numaralandırma var. Grup olarak 7 tane de yatay sıra var arkadaşlar. Altta bulunan 2 tane periyot lantanit ve aktinitler ayrı periyot kabul edilmiyor. İlk olan işte alttaki o 2 sıradan yukarıda olanı 6. periyodun devamı, aşağıda olanı 7. periyodun devamı. 6. olana lantanitler, 7. periyotta olana aktinitler dendiğinde hatırlatalım.
8 tane A, 8 tane B grubu vardır. Evet, 8 tane B grubu var ama 10 sütundan oluşur. Yani bu cümleye dikkat edin. 8 tane kabul edilir aslında ama 10 tane sütun vardır. Hani sütun olarak, çünkü 3 tane 8 B grubu olduğundan dolayı arkadaşlar cevap eş. 9. sorumuz gelsin. Sırada 9. sorumuz var. Bir elementin periyodik sistemdeki yeri tek başına bilinmesi bulunabilir. Proton sayısı. Zaten proton sayısı arkadaşlar nötr durumda elektron sayısıdır. Elektron sayısını bilirsek katman dizilimini yazarız ve periyodik cetveldeki yerini buluruz. Nötr halinde elektron sayısı, nötr halindeki elektron sayısı proton sayısına eşit, o yüzden doğrudur. Aynı şeyi söylüyoruz 1 ile 2. Nükleon ve nötron sayısı. Şimdi nükleon sayısını bilirsek, yani kütle numarasını bilirsek, nötron sayısını bilirsek, proton sayısı, nötron sayısının toplamı kütle numarasını veriyor. Ben kütle numarasını bilirsem, nötron bilirsem, aradaki farkı alırsam neyi bulurum? Proton sayısını bulurum. Proton sayısını biliyorsam periyodik cetveldeki yerini bulabilirim arkadaşlar. Cevap o yüzden E şıkkı olacak. 10. sorumuz sırada arkadaşlar gelsin. 10. sorumuz diyor ki kükürt elementi ile ilgili hangileri doğrudur? Evet, S sembolüyle gösterilir arkadaşlar. Ametaldir kendisi. Kükürt ametaldir. Nedir? 3. periyot 6A grubunda bulunur. Sembolü K değildir. Isı ve elektriği iletmez çünkü ametaldir. Metaller elektriği ve ısı iletir. Ametaller iletmez. Çekişle dövülerek şekillendirir. Hayır. Bu da yine metale ait bir özelliktir. Kükürt bir ametaldir. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Arkadaşlar bu testteki son soru ve videomuzu da bu soruyla bitirelim. 11. sorumuz. Diyor ki yukarıdaki periyodik sistemde yerleri verilen X, Y, Z atomlarla ilgili hangileri doğrudur demiş. Atom çapı en büyük olan element atomu Z'dir. Evet, periyodu büyük olanın çapı büyüktür. Önce periyoda bakıyoruz. Bir periyotta sola bir grupta arkadaşlar nedir? Aşağı doğru inildikçe artıyor. O yüzden burada en alt periyotta bulunan, 7. periyotta bulunan Z element atomunun çapı en fazladır. Doğru. İyonlaşma enerjisi bir periyotta sağ, bir grupta yukarı doğru artar. En yüksekte arkadaşlar biliyorsunuz 8A grubundadır. O yüzden en yüksek olan da gördüğünüz gibi X elementidir ki X elementi periyodik cetvelin birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek olan element atomudur. Helyumdan bahsediyorum arkadaşlar. Elektronegatifliği en büyük olan element atomu da Y'dir demiş. Bunu da doğru söylemiş. Bu da kimi kastediyor? Fluoru. Periyodik cetvelde bağ elektronlarının çekme gücü en fazla olan atomumuz flordur. Yani ikinci periyot 7A grubunda bulunan, burada da Y ile kastedilen elementtir arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı diyoruz. Arkadaşlar atom ve periyodik sistemle ilgili soru çözümlerimiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.